İdam edilecek olana bile son sözü sorulur. Sana söz hakkı yok artık Cihan. Ağam. Buyur amca. İznin olursa ben bir şeyler diyeceğim. Oğlum da olsa çok hatalar yaptı. Bunu inkar etmiyorum. Öfkende haklısın. Ama bu kararın ölümden de ötedir. Sen kardeşinin kendi kanının damarını kesiyorsun. Onu itibarından ediyorsun. Eğer biraz hakkım varsa bu kararını yeniden düşün derim. Amca, sen benim canımsın, atamsın. Ama artık düşünecek bir şey kalmamıştır. Kararım kesindir. Ağalar, aşiretin verdiği karar o aşiretin şerefidir. Ben de bu şerefle yaşadım şimdiye kadar. Madem ağamız böyle uygun görmüş, koynum kıldan incedir. Git diyorsa gideriz. Ama aklıma takılan bir şeyler var. Aşiretin töreleri, kararları hepimizi ama daha çok da aşiretin ağasını bağlamaz mı? Söyleyin. Topraklarımızı geri almak, hatta kaybedilebilecek topraklar için kan dökmek aşiretin ağasının görevi değil midir? Tabii ki ağamızın görevidir. Ama o ne yaptı? Değil toprakları geri almak, İstanbullu karısıyla birlik olup hepimizi, Midyat'ı sattı. Yeter artık Cihan, yeter bu yalanları. Doran, bu yalan değil. Az evvel öğrendik. Şehsuvarlarla Hazarlar mallarını satmaya başlamışlar. Bu oyunlarına ne zaman dur diyeceksin Cihan? Ağam, Cihan ağam doğru söyler, ben de şahidim. Benim karım yalan söylemez. Sözünün eridir. Bu toprakları Sıla'nın değil bir başkasının aldığı muhakkak. Ayrıca benim hükmümü ezip hala toprak satanlar da alanlar kadar suçludur. Şivan Kahya. Buyur ağam. Şehsuvarlardan Mehmet Ağa'yı, Hazarlardan da Emrah'a haber et. Derhal gelsinler. Hesap verecekler. Emredersin ağam. Neden Sıla? Bütün bunlar neden? Sana dur demiştim. Neden hala toprak alımına devam ediyorsun? Bu düşmanlığın kime? Benim kimseye karşı bir düşmanlığım yok. Seninle konuştuktan sonra bir karış toprak bile almadım. Sen değilsen peki kim? Bilmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Neden bana inanmıyorsun? Sana almayacağım dedim ya. Niye şimdi gizlice devam edeyim bu işe? Sen anlıyorsan peki bu adamlar kime satıyor topraklarını Sıla? Cevap ver bana. Bilmiyorum Boran. İnan benim bir şeyden haberim yok. Sen ya da şirketindeki adamlar. Bunu her kim yapıyorsa bunun bedelini biz ödeyeceğiz. Farkındasın değil mi Sıla? Ama artık buna ne inatçılık ne de dik başlılık diyeceğim. Bunun adı ihanettir Sıla. Bu saatten sonra burada yapmak istediğin her şey bütün hülyaların gözüme boş görünüyor Sıla. Sana söz verdim Boran. Toprak almayacağım dedim. Neden şimdi yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sana söz verdiğim için çok inandığım bir şeyden vazgeçtim. Midyat'ın yarısını neredeyse satın alacaktın Sıla. Sana yapma dediğim halde inatla devam ettin. Dur dedikçe bu işi sürdürdün. Kurtlar sofrasında canımla güreşiyorum. Ailem bana sırt çevirdi. En yakınımdakiler celladım oldu. Senin hayatın, çocuğumuz ve bu aşk için neleri göze alıyorum görmüyor musun? Benim yaşadıklarım da kolay değil. Tam her şey yoluna girecek, huzur içinde uyuyacakken sen bana savunacak hiçbir şey bırakmadın Sıla. Sana söz verdiğim için alımları durdurdum Boran. Daha önce de söz vermiştin Sıla. Ama sana güvenip arkamı döndüğüm ilk an kaçtı. Hiç unutmayacaksın değil mi? O zamanlar başka biriydim. Şimdi seni nasıl sevdiğimi görmüyor musun? Herkes hata yapar. Ama bu sefer hata yapan ben değilim.
Ben sana verdiğim sözü tuttum. Sana bunu ispatlayacağım. Yeter ki bana inan.